Daha önceki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili itiraz başvuruları yapıldı. Bu bir rutindir. Herhangi bir kişi de bunu yapabilir. Yüksek Seçim Kurulu zaten bir ön inceleme yapıp geçici aday listesi ilan etti. Değerlendirip kararını verecek. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat ettiğini çalışan bazı arkadaşlar var. Mesela bugün açıklama yapan arkadaşlarımızdan birisi, bir avukat arkadaşımız, meclis başkanı bu konuda konuşamaz da diyor. Yani bir konuşma polisi rolü de üstlenmiş. Anayasanın 101. maddesi, yani bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği ifadesi, hükmünün bulunduğu madde 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 101. madde bir bütün olarak 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanır. Önceki olaylara uygulanmaz. 30 Nisan 2018'den sonra Türkiye'de bir defa Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'ta yapılacak olan, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim, 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. Üçüncü değil, ikinci seçimdir. Dolayısıyla ikinci defa adaylığı ve seçimi söz konusudur. Aynı cümleyi tekrar tekrar ifade eden, tekrarladıkça da bunun doğru olduğuna herkesin inanacağını bekleyen arkadaşlar, burada ciddi bir hukuki metin okumaya davet ediyorum.